Sorun, bütün dünyanın sorunu ışık kirliliği, özellikle de enerji açısından ve astronomi açısından. Astronomlar bu konuda çok çok duyarlı, etkisi çok fazla. Çözümü yerel olan küresel bir sorun bu. Bu tanımı da basitçe burada: yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış miktarda, yanlış doğrultuda ışık göndermesi, ışık harcanması, kullanması demek ışık kirliliği. Niye şey yapmıyor ki? Evet, nedir ışık kirliliği, nasıl algılanıyor? Bu uzaydan yeryüzüne bakınca, bu 1980'lerde, 90'larda Amerika'nın uzaydan meteoroloji uydularının yan ürünü bu. Astronomlar bunu yan ürünü olarak kullandılar. Uzaydan dünya böyle görülüyor. Bakın, hiç geometrik sınır yok, çizim yok ülkeler arasında, kıtalar arasında ama kıtalar belli, şeyler belli. Bu uzaydan dünyanın görünüşü. Bu bir mozaik görüntü. Bu ışık kirliliği. Doğrudan doğruya yeryüzünden, şehirlerden, sokak dış aydınlanmalarından uzaya giden ışık bu. Yani boşa harcanan bir ışık. Bir de yerden gökyüzüne baktığımız zaman, bunun modelini bir İtalyan Cinzano diyor, birisi yaptı bütün dünya için. Bakın, yerden uzaya baktığımız zaman böyle görülüyor. Buradan tahmin edersiniz, işte sarı biraz fazla, kırmızı en parlak, gökyüzü parlak demek. Şimdi bakın, Avrupa, Amerika çok kötü durumda. Işık kirliliği çok fazla. Amerika ve Avrupa'da nüfusun %99'una yakın şehirlerde yaşıyorlar. Dünya ortalaması %63. Avrupa'da, Amerika'da daha fazla. Avrupa'da %60, %50 civarında insan artık Samanyolu'nu göremez durumda. Göremiyor şeyden. Bu alttan gökyüzüne baktığımızda görünen bir durum bu. Türkiye'ye bakınca, Türkiye'den, ikisini de beraber görüyorsunuz. Yerden uzay böyle, ama uzaydan Türkiye'ye baktığımız zaman, burada birkaç şehir var, bunlara ait bazı rakamlar vereceğim biraz sonra. Gökyüzünden Türkiye böyle görünüyor uzaydan. Ama yerden bakınca bu şekilde görünüyor. İstanbul'da biraz önce Ali bir soru sormuştu. Ben o soruyu tekrarlayacağım. Samanyolu'nu kaç kişi gördü çıplak gözle dışarıda? Şöyle nüfusa şey yaparsak yarıdan az. Ya yani üçte bir gibi geliyor bana. Samanyolu'nu ancak görmüş durumda. Eğer çevrede ışık kirli olmasaydı eminim hepiniz görürdünüz yaşadığınız yer itibariyle. Türkiye'de nüfusun %75'i gökyüzünü sanki ilk dördün ayda imiş gibi, ilk dördün ay altında gökyüzünü izliyormuş gibi görüyor. Karanlık zamanda, ay olmadığı zamanda gökyüzünü. Nüfusunun %25'i Samanyolu'nu hiç görmüş değil. Bu köylerimiz için bunu söylemek pek şey değil, ama köylerimizde artık daha az nüfus yaşıyor. Çoğunlukla giderek şehirlerde ışıklandırılmış, ışık kirliliğinin çok olduğu yerlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla gökyüzü giderek görünmez oluyor bize. Bu şöyle gidecektim. Bir model yaptılar. Bu şu birinci harita 1998'de. Bu ürünler, bu ışık kirliliğinin uzaydan gözlenmesi ilk, yani 1997. Türkiye'deki ölçümler de 1997. O uydu gözlemleri biz oradan alıp da Türkiye modelini, Türkiye'deki görüntüleri yapmıştık. Bir öngörüyle hesapla, 2025'te gökyüzüne baktığımız zaman gökyüzü nasıl görünür? İşte böyle. Artık buralar gittikçe görüyorsunuz bu şey Avrupa'yı. Avrupa bu hale gelecek. Bırakın parlak yıldızları, belki gezegenler de görülmez hale gelecek şehirlerde, yerleşim yerlerinde. Işık kirliliği bu şekilde, yani bugünkü hızıyla
giderse, artırılırsa, dış aydınlatma böyle devam ettirilirse. Işık kirliliğinin kaynakları tahmin edeceğiniz gibi çoğunlukla dış aydınlatma. Yani cadde sokak aydınlatmaları, şehirler arası yol, bulvar aydınlatmaları, reklam panoları, özellikle Türkiye'de Akdeniz bölgesi civarında tatil köylerinin aydınlatmaları, seralarda aydınlatmalar yapılıyor. Yansımalar var tabii şeyde ama asfalt yollarda yansımaları engellemek mümkün değil. Ama %10, %20 şeyler yansımalar. Eğer doğru aydınlatma yapılırsa bu yansımalar da tabii az olacak. Ama çoğunlukla yanlış dış aydınlatmadan kaynaklanıyor ışık kirliliği, gökyüzüne boşa gönderilen ışık. Neden oluyor o? Şuradaki şeylere bakarsa, lambalardan gökyüzüne giden ışık atmosferde tozlara, moleküllere çarparak oradan tekrar saçılıyor şeye. Geriye doğru da hem yukarıya uzaya doğru hem de geriye doğru yana doğru her tarafa saçılıyor. Oradaki atmosferdeki molekül yapısına bağlı, toz durumuna bağlı vesaire. Onlar bu ışık kirliliğine neden oluyor. Işık kirliliğinin kaynakları da o. Gökyüzünü öyle parlak görüyoruz. Bakın şurada şimdi her türlü ışık kirliliği şeyini görebiliyorsunuz. Bunlar şunların şeyi Antalya'dan örnekler. Bu Akdeniz Üniversitesi'nde bir bina aydınlatması. Burası da Akdeniz Üniversitesi'nin yerleşkesinde. Şuradaki karpuz lambalar. Bu da öyle. Ben bunları şey yaparak Akdeniz Üniversitesi'nde çalıştım önce. Orada bir toplantı yaptık. Konferans şey anlattım bunu. Dilekçe de verdim rektörlüğe aydınlatma doğru yapılsın diye. Çünkü gelişen de üniversite yeni iç aydınlatmalar yapılıyor. Biraz iyileştirdiler. Yani o şeyleri yerine getirdiler ama görüyorsunuz her türlü çoğu biraz önce söylediğim ışık taşması. Bu boşa giden ışık. Hem yukarıya doğru hem de aşırı miktarda da ışık var. Yani hiç sözde bina aydınlatılacak ama aydınlatılmıyor. Burada da buradan bu tarafa şey görürsen göz kamaşması. Yani görüntüyü engelliyor. Doğru kullanımda değil ışık. Yanlış yapılıyor. Aydınlatmanın gereği yerine getirilmiyor. Boşuna harcanıyor. Şey demek. Bunların hepsinin katkısı gökyüzünü böyle yapıyor. Böyle sarı, turuncu gökyüzü ve gök parlaklığı bu hale geliyor. Artık yıldızları göremez oluyoruz. Milyarlarca uzaktan bir ışık, bir gök adanın ışığı kalkıyor, geliyor 13-14 milyar yıl buraya kadar. Tam yer atmosferinin dışına gelince yok oluyor. Bu biraz çok kötü değil mi? Harcama o ışığı yani boş şeye. Bu kötü bir sonuç. Biraz önce şuradaki gördüğünüz şu karpuz lambalardan şunlardan birini ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir arkadaşa gönderdim. Orada ölçümü yaptılar lambanın akısını hangi yöne ne kadar ışık sağlıyor. Bunun grafiği şurada görülüyor. Şurada şeyler var hafif. Plakalar var o karpuzun içinde biraz aşağıya yansıtmak için ışığı. Bütün buna rağmen şu grafiği şöyle görebiliyorsunuz. Yukarıya doğru da ışınım gidiyor ama esas şuradan görebilirsiniz. Armatürün verimi küçük bir kere ama %40'ı olduğu gibi dikine gönderiliyor. %60'ı aydınlatılması gereken yere gönderiliyor. Bütün karpuz lambalar böyle de değil. İçinde sadece lamba var. Küçük plakalar da yok. Şeyi, o metal plakalar ışığı aşağıya doğru yansıtacak, yana doğru yansıtacak şeyler de konmamış. Orada onlar çok daha kötü şeyler. Buna benzer örnekleri çevrede burada var mı bilmiyorum üniversitenin yerleşkesine. Ama görüyorum dışarıda var. İşte şurada lambalar var orada. Şeyde. Onlar doğru bir aydınlatma biçimi değil şeylerden. Yukarıda yanlış ve doğruyu görüyorsunuz. Bakın şuralar tümüyle ışık taşması ve boşa giden ışık. Bu bile esas bu şuralar karanlık. Doğru şey bu. En azından yataydan şöyle aşağıya 70 derecelik bir açı altında gönderilmesi lazım yola. Mesafeleri iki lamba arasındaki direkler arası mesafede uygun seçilirse doğru aydınlatma yapılabilir. Dış uzmanlar şeyler bunu biliyorlar doğrusu nasıl ama kullanılmıyor. Sorunun çözümü de aslında kolay.
doğru armatür, doğru lamba, verimli lamba, ışık nerede lazımsa oraya göndermek gerekiyor ışığı. Bunun gibi, yukarıdaki gibi olması lazım. Şöyle ya da, bakın şuraya bir tane bir evin aydınlatmasını koydum. Bu uluslararası karanlık gökyüzünün ödülünü almış bir düzenleme burada. Şunları görüyorsunuz. Olduğu gibi aşağıya yansıtıyor. Evin çevresinin aydınlatması, dışarıya taşma falan yok. Buradaki yol aydınlatmasına dikkat edin şuraya. Burada olduğu gibi yol aydınlatılıyor. Bu ödül almış bir şey. Şimdi benim biraz uyandıktan sonra Akdeniz Üniversitesi'nde iç sokak aydınlatmalarına böyle lambalar koydular şimdi. O da güzel bir şey. Yani bu tip şeyler yapıyorlar. Görüyorsunuz İstanbul burası. Boğaz Köprüsü. Bu kaç 1994 mü öyle bir şey olacak. Her türlü kötü aydınlatma, her türlü dikine giden, göz kamaşmasına neden olan ve boşa giden enerji. Işık kirliliği demek aslında doğal kaynaklarımızın da boşa harcanması demek. Çünkü elektrik enerjisinin önemli bir kısmını doğal gazla, termik santrallerle, kömürle kullanıyoruz. Kömür boşa harcıyoruz demektir yakıtı. Bir de ayrıca boşa giden doğal kaynakları kullanmak hava kirliliğini de artıyor. Kömürü çok fazla artmak, kömürün atıkları atmosfere karışıyor. Demek ki ışık kirliliği hava kirliliğine de neden oluyor. Çünkü gereğinden fazla yakıtımızı, kaynaklarımızı kullanmış oluyoruz. Kömür tozlarını kalıntı ürünlerini atmosfere salıyoruz. Biraz önce gösterdiğim Türkiye'de uzaydan görülen Türkiye haritasının rakamları bunlar. Sırf enerji açısından göstereyim dedim. Şuradaki son rakamlara bakın. Bu şehirlerde kilometre kare başına şu kadar milyon kilowatt. Bunu çarpırsanız şimdi İstanbul için 1997 Şubat ayında. Ki görüntülerden hesaplanan şey bu. 4850 kilowatt bölü yıl bölü metrekare. Kilometre kare başına bu şehirdeki. Diğer şehirlerde böyle gidiyor. Şuralarda alan ölçümlerinde hatalar olduğu için ben koymadım bunları buraya. O nedenle yıldız görmüyor. Bunu şeylerle karşılaştırın. İşte Londra, Belfast, diğer büyük şehirleri gibi. Dikkat ederseniz Türkiye'den aşağı yukarı 10 katıdan daha fazla buradaki enerji harcaması. Yani gelişmiş ülkeler diyelim zaten biraz önceki haritalarda gördünüz. Çok daha kötü. Yani teknolojiyi çok daha kötü kullanıyorlar. Teknoloji de bizden ileride olanlar öyle diyelim. Buradaki bu tabii 2001 yılındaydı bu. Burada o zaman şu milyarı bugünkü yeni Türk lirasıyla 1000 diye yaparsanız o rakamları verir ama 2001'deki elektrik fiyatlarına. 2008'de bu toplam Türkiye'de yılda bu nüfus başına tüketim falan o tip varsayımlar yaparak bu şehirler ve Türkiye'nin nüfusunu hesaba katarsak yılda aşağı yukarı şu kadar milyon lira boşa gönderiyoruz demektir gökyüzüne. Bu bugünkü elektrik fiyatlarıyla ve giderek de artıyor bu. Yani 97'deki uzaya kaçan elektrik enerjisi Türkiye'den. Ama bugün çok daha fazla. Çünkü elektrik hem ihtiyacını artıyor hem de kullanımı gittikçe artıyor. Bu da demektir ki ışık kirliliği de giderek artıyor. Bunu biliyoruz. Bu da demektir ki maliyeti bugün çok daha fazla. Belki yılda 25 milyon Türk lirasının üstünde. Bu eski 25 trilyon lira. Bu çok büyük para. Ve bunu gerçekten boşa harcıyoruz. Diğer ülkelerde lira olarak ya da kendi paralarıyla bakarsanız Viyana 270 bin dolar yılda, Londra 3 milyon sterlin, işte New York 14 milyon yılda. Bütün Amerika Birleşik Devletleri yılda
kendi verdikleri rakamlar bunlar. 2 milyar dolar bölü yıl gibi çok büyük rakamlarla enerji boşa harcanıyor, elektrik üretimi. Işık kirliliğinin etkisi sadece maliyeti değil, ekonomi değil, doğal yaşamı da etkiliyor ışık kirliliği. Burada şeylerinde sıraladım. Ne oluyor? Bakın en çok belki duymuşsunuzdur kaplumbağa hikayesini. Bunlar birçok doğal yaşam ortamında yanlış aydınlatma oradaki canlıların günlük yaşamlarını etkiliyor. Diyelim ki göçmen kuşları belli bir yerde işte besleniyorlar, sonra yumurtlayacağı yerlere gidiyorlar belli mevsimlerde. Sonra kendi kışları geçirecekleri ülkelere geri dönüyorlar. Eğer o beslenme özellikleri değişiyor çünkü işte gündüz beslenen kuşları diyelim çok fazla ışıklanmada gündüz sanıyor. Giderek çevrede yiyecek olarak daha çok besleniyorlar. Yağlanıyor. O zaman belli bir şeye gelince de göçlerini daha erken yapabiliyorlar. Yumurtlama özellikleri değişiyor. Erken yumurtları. Bazıları da işte erken ötmeye başlıyor şeyler. Işık kirliliği nedeniyle sabah sanıp buna benzer özellikleri şey yapıyorlar. Burada sıralı şeyler var. Kara tavuklar, bülbüller, işte yapay günler ve kısa süren yapay geceler çok sayıda kışta üreme özelliklerini etkiliyor şeyin. Tabii günün uzun olması, uzun süre beslenme, yağlanmalarının fazla olması vesaire. Buradaki özel çeşitli şeyler var. Bazı kuş çeşitleri Sibirya'ya göç eden şeyler erken göç ediyor ve yumurtlama özellikleri değişiyor. Bir de insanlar üzerinde ışık kirliliğinin, aşırı ışığın insan doğası üzerine etkisi bugün çok yaygın araştırma konusu. Bunlardan birisi şeyde Amerika'da Aziz Sancar var. Çok bir hekim, kanser üzerine çalışıyor ve doğal biyolojik ritim denen sirkadyen saati diyorlar ona, 24 saatlik doğal çevrimi. Bu doğal insan vücudundaki moleküllerin, şeylerin doğal dalgalanmalarının meydana getirdiği bir saat, 24 saatlik bir çevrim, biyolojik şey. Siz bunu aydınlanma düzeyini değiştirerek etkiliyorsunuz. Bu da insanın yapısını etki ediyor. Aziz Sancar'ın dediğine göre bu, eğer kemoterapi doğal insanların karanlık ortamlarda verilirse çok daha iyi sonuçlar veriyor bunun şeyleri. Vücutta bu 24 saatlik şeyi besleyen genleri, ışıktan etkilenenler var. En çok böyle gazetelerde de şeylerde de haber olan kaplumbağalara etkisi. Bunu bir Ali Cemal Gücü'nün National Geographic'te yayınlanan bir yazısından aldım ben. Tarçın diyorlar bu karettalara Mersin'de Bozyazı'da kaplumbağa 120 yumurta bırakıyor. Çevrede insanlar haber alıyor ve bunları koruma altına alıyorlar. Bunların 40-60 gün kuluçka dönemleri, 46 gün sonra yumurtalarını çıkarıyorlar. Normalde eğer yanlış aydınlatma olursa buna benzer şey oluyor. Bakın Türkiye'deki Akdeniz kıyısında bu deniz kaplumbağalarının yumurtladıkları yerler buralar. Şurası Mersin. Bu Türkiye'den değil, ben dışarıdan bir yerden aldım. Eğer bu deneme, lamba tuttuğunuz zaman bakın kaplumbağa yavruları ışığa geliyorlar. Kaplumbağalar
yani yumurtadan çıktıktan sonra yavrular karayla deniz arasındaki parlaklık farkını algılayarak karaya değil denize yöneliyorlar. Ama eğer kıyı aydınlatılmışsa, burada da olduğu gibi, o zaman kıyıya doğru gidiyorlar, yollara ve o zaman yaşamlarından oluyorlar şeyler. Bunun çarpıcı bir etkisi. Biyolojik sağlığımızı, içsel saatimizin çalışması için karanlığa da ihtiyacımız var. Yani bunun bütün bunların sonucu bu. Şu arkada gördüğünüz görüntü Antalya Patara'dan Uğur İkizler diye biraz sonra bir projeden söz edeceğim. Orada çekilen bir görüntü şeyde. Daha şey geçen yazın Temmuz ayında çekilen görüntü. Samanyolu'nu görüyorsunuz. Çok güzel. Yani ışık kirliliğinin neredeyse olmadığı bir yer. Işık kirliliğinin ekonomiye maliyetini gördük. İşte doğal çevreye yaşama olan etkisi. Bir de esas daha çok bizi de ilgilendiren kısmı astronomiye etkisi. Işık kirliliği bize gökyüzünü giderek bizim görüşümüzden, incelememizden uzaklaştırıyor. Karanlık nesneleri artık göremez oluyoruz, zayıflatıyor. Burası TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi. Bakın batıya doğru şeye bakınca oldukça karanlık, çok güzel. Ta ufka kadar yıldızlar görünüyor. Ama Antalya yöresine çekince bu uzun süre bir poz. Şuradaki yıldız izi bu. Dünyanın dönmesinden bu pozun süresini hesaplayabilirsiniz buradan. Bir ölçüp şeylerek belki piksellere bakıp. Antalya. Giderek eğer böyle devam ederse ışık kirliliği etkileyecek demektir bu. Çok çarpıcı bir görüntü. 2003 yazında sanıyorum Ağustos'ta Kanada'da bir deney yapılıyor. Uygulama daha doğrusu. Ontario'da lambalar kapatılıyor bir gece. Gökyüzü nasıl görünecek ve fotoğraflar çekiliyor. Çevredeki ışıklar söndürülüyor. O zaman ışık normal koşulda gökyüzünün durumu. Ev, lambalar, gökyüzü böyle. Şurada yıldızları görebiliyorsunuz tek tük. Böyle. Ama lambalar söndürüldüğü zaman aynı yer böyle görünüyor. Samanyolu. Şuradaki içerideki gördüğünüz lambalar mum ışığı ya da elektrik el feneri. Onunla evin iç kısmındaki şeyler. Işık kirliliğinin gökyüzüne yaptığı bu. Ve bu ışığın hiç de bir aydınlanmaya, güvenliğe, şeylere hiç faydası olmayan bir ışık. Artık yani biliyorsunuz bugün biraz önce Ali de anlattı. Astronomi, bilimin gelişmesi, kültür, evreni tanıma, çevremizi tanıma, gökyüzünü tanıma. Bu kültürle bilim, astronomi iç içe gelişmiş durumda. Bizim toplumumuzda da şiirlerimizde, edebiyatta gökyüzünün, yıldızların yeri çok. Bunun etkisini biz neredeyse yok ediyoruz. Ben ilk insanlar gökyüzünü masallarda şeylerle de uydurarak böyle mitolojik öyküler gökyüzünü iyi tanıdıkları için bugün kullandığımız takım yıldızlarının 48 tanesi Babillilerden gelmedir. İsimleri onlardan kalma. Eğer Babilliler bugün yaşasaydı onu yapamazlardı. Yani bu kültürün bir parçası o tarihten geliyor ve biz bunu ışık kirliliğiyle giderek yok ediyoruz. Biraz önceki görüntü burada da. Şimdi ben size bir projeden söz edeceğim. Işık kirliliğini ölçmek için. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak biz bir proje başlattık. Çok basit bir proje. Elimizde şu kadar basit bir alet bu. Bu Kanada'da bir firmanın ürettiği ya birçok dünyada birçok yere de şey yapılıyor. Şimdi bunun kullanımını biraz bu şeyde konuşmanın sonunda göstermeye çalışacağım. Bizim amacımız şöyle Türkiye'yi örneklemek. Büyük şehirlerde, kasabalarda, köylerde ışık kirliliği hangi düzeyde? Biraz önce söyledim. Doğal
kaynaklar, doğal alanlar, yaşam alanları da ışık kirliliğinden etkileniyor. Dolayısıyla milli parklarda, bizim doğal yaşam alanlarında ışık kirliliğini ölçmek istiyoruz. Bu aletle. Onun için bir ekip oluşturduk. Bu ekipte Türkiye'de işte çeşitli üniversitelerden insanlar, öğretmenler yerel şeylerde var. Biz üniversite 16 tane aldı bu aletten. Ben onları dağıttım kaç yerlere. Ben bir tanesini de burada Defne Hanım'a bırakacağım. Aletin şimdi bu getirdiğimi. Burada da belki iş olsa akşam ben gideceğim, ama akşam buradan deney yapıp gökyüzü parlaklığını ölçebilirsiniz bununla. Sonra karanlık aysız gecelerde ölçüm yapılırsa bu projeye de katkısı olacak. Bu bölgenin ışık kirliliği düzeyini öğrenmiş olacağız biz de şeyde. Bu yine Uğur İkizler bu projenin elemanlardan biri. Belki bir kısmınız biliyor onu. Bu bir amatör astronom, teleskop yapımcısı. Şu görüntüleri, birkaç tane örnekleri var bunun, kendi yaptığı teleskopla çekiyor. Şeylerde ve bu ölçümleri Mudanya'da oturuyor. Bursa çevresinde yaptı. Patara'da biraz önce gösterdiğim şeyi de o çekmişti. Göstereceğim. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ndeki geçen yıldaki şenliğe gitmişti. Orada da hem fotoğraf çekti hem ölçüm yaptı. Ders gittim herhalde. Evet. Şurada rakamlar var, ama rakamları, bu aletin verdiği rakamlar, bir örneğini göstereceğim, ama şuraya bakın. Şuradaki rakamlar 17, işte 19-20'ye kadar gidiyor. Kadir bölü açısaniye kare. Sanıyorum Kadir'in tanımını hepiniz biliyorsunuz. Bir açısaniye karelik bir alandan bize gelen ışığın Kadir değeri. Kadir cebirsel olarak büyüdükçe daha az ışık geliyor bize demektir. Daha karanlık demek. Şuradaki karşısındaki rakamlar da çıplak gözle görülebilecek en parlak yıldızın Kadir değeri. Çıplak gözle görülebilecek. Bu eğer şöyleyse 17 Sultanahmet'te, Ankara'da 17. Bu 3'onda bir Kadir'den daha sönük yıldızları görmeniz mümkün değil. 3. Kadir'den de işte hava hiç güzelse aysız bir gece bunlar hepsi. Aysız gecede bu kadar görebilirsiniz. Biraz sonra şimdi bunların gökyüzündeki görüntülerini söyleyeceğim. Bahçeşehir, Saraybürnü, işte aşağı yukarı 3.10'da 4, Ankara Kalesi'nden, yani işte Kalesi'nde 3.10'da 8 şeyi, Anıtkabir civarı, İstanbul Üniversitesi Gözlemevi 17.10'da 2, Kadir bölü açısaniye kare, yani 3.10'da 3 Kadir, Ankara Üniversitesi 18.10'da 8, 4.10'da 6, Ege Üniversitesi biraz daha iyi. Ege Üniversitesi de İzmir üstüne bakan değil de sanıyorum biraz zenit doğrultusunda, İzmir bir tarafta çok kötü bir ışık kirliliğine neden oluyor. Ama diğer tarafı karanlık. Gruplandırdık biz bu şeyde seçilen karanlık yerleri. Şekiller ve şeyleri biraz sonra göstereceğim. Dilek Yarımadası, Kuşadası civarındaki Milli Park burası. Bakın şu rakamları değerlendirmek için en karanlık gökyüzünün açısaniye kare başına düşen Kadir değeri 21.8. Yani ya da hadi deyin ki 22. Dolayısıyla 22'ye yaklaştıkça en karanlık, ondan daha kolay yıldızlar ve şeyler kendi gök parlaklığına neden oluyorlar. Denizli, Honos, Milli şey böyle. Bakın bugüne kadar bizim ölçtüğümüz en karanlık yer TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi. 21.6 ya da 6.10'da 4 Kadir çıplak gözle. Bunu da herkes göremez. Çıplak gözle bir normal bir insanın göreceği en sönük yıldızın parlaklığı 6. Kadir. Zaten bu Kadir sınıfı da buradan geliyor. Batlamyus işte milattan sonra 200 müydü? 120 mi? O civarlarda Kadir tanımını o yapmıştı şeyini. Gözün görebildiği en sönüğe 6, öteki şeyine en parlak olanlarına 1 falan deyip arada gruplandırmıştı yıldızların parlaklıklarını. Sonra biz bunun bir logaritmik ölçek olduğunu, bunu matematik ve fizik temeline dayandırıldı.
artık bunun Poisson formülü diye bir şey var. Onu biliyoruz. Işık şiddetini watt cinsinden yazarsanız, logaritmasını alır, bir katsayı bir şeyle çarpalırsanız kadir çıkar. Ve o ters gittiği için en sönük 6, en parlak bir kadir sınıfta ters gidiyor. Eskilerin yaptırılığına çok sadık astronomlar. Bu sistemi biz bugün de kullanıyoruz. Şimdi şuradaki rakamları biraz daha iyi değerlendirmeniz için ben size şu şey göstereceğim. Bu da geçen sene, 2009'da astronomi yılında Uluslararası Astronomi Birliği karanlık gökyüzü farkındalığı ya da işte geceleyin gökyüzü projeleri vardı. O projelerde bütün dünyaya çağrı yaparak böyle vatandaş bilimci farkındalığı şeyinde gökyüzünde insanların bulundukları yerlerde nasıl görünüyor onu rapor edilmesini ister belli merkezlere. Şu anda şeyde devam ediyor. Karanlık gökyüzü sistemi de devam ediyor. Bunu sabahleyin gelirken bir arkadaşınız da buna katılmış. Şunlar önerilmişti. Böyle alet olmadan. Bakın biraz önceki rakamları gördünüz. Bunlar dönüşümde ufak şeyler olabilir ama gökyüzü bulutlu olursa böyle görünüyor. Hiçbir şey yok. Ama birinci kadir civarında bir iki tane parlak yıldız ve eğer ölçersek rakamı açı saniye kare başına 14.7 yani şu alet gökyüzünü öyle görecek o zaman. 2 olursa 15.6, 7 olursa bakın 22.9, bu Orion takım yıldızı bu. Bu kareleri internette bizde, ben de şeyde Türk Astronomi Derneği'nin internet sayfasında var bunlar. Bunları kullanarak gökyüzüne gidip Orion takım yıldızına bakacaksınız. Gözünüz karanlığa alıştıktan sonra. Oradaki gördüğünüz durum, aysız bir gecede, gördüğünüz durum şunların hangisine benziyor? Bulunduğunuz yerde, enlemde, boylamda ve gözlem saatinde hangisine benziyorsa, işte kare, bunlara kare deniyordu, kare 4, kare 5 vesaire. Bunu rapor ediyorsunuz. Bu şimdi birkaç gün önce bitti değil mi? Bir kampanya birkaç gün önce bitti böyle bir kampanya. Orada bunu gidip bildiriyorsunuz. Gözlem yerini, enlemini, boylamını, saatini söyleyip bildiriyorsunuz. Dünyada bu toplanıyor şeyde. Eğer elinizde alet varsa bu aletten aynı hem böyle hem de alıp şu değeri verebilirsiniz. Şunu. Bu değeri, bunu da şey yapıyorlar. Bizim şimdi çok sayıda gözlemimiz var. Biraz sonra göstereceğim. Bursa, Aydın, Aksaray, Nevşehir, Eskişehir, İstanbul, Ankara gibi bir yerlerde çok sayıda verimiz var. Ama onları biz TÜBİTAK, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde bir sayfa oluşturduk. www.iq.edu.tr/tike adresine girerseniz daha sonra yazarım herhalde bir yerde. Orada bu proje hakkında bilgiler veriliyor. Biz oraya Türkiye'nin haritasını koyacağız. Henüz hazırlık aşamasında. O harita üzerine etkileşimli bir harita. Bu gözlem sonuçlarını koyacağız oraya. Orada Türkiye'yi. Ondan sonra da onları dünyadaki merkezlere duyuracağız. Bakın bu yapılan şeylerden birisi. Bursa ekibi, Bursalı'dan gelen bir öğretmen arkadaşımız da vardı. Bunu şey yapabilir. Şehirlerde ve şehir merkezinde ve çevrede ışık kirliliği nasıl değişiyor? Bir örnek bu. Yani biz sadece şehir merkezlerinde değil, banliyölerde, şehirlerde, çevre köylerde de ölçmek ve bunu şey yapmak istiyoruz. Nasıl değişiyor Türkiye'de ışık kirliliği? Bursa'nın burası merkezi sayılır. Bakın en kötü. Kırmızı işte de 17.41 kadir bölü açı saniye kare. En parlak olan Bursa'nın şu tarafı. Burası batı tarafı Bursa'nın. Biraz şeyde ters duruyor. 20.89. Ama Uludağ Milli Parkı buradan biraz daha parlak. Çünkü arkada şey var. Yani koskocaman Bursa şehri var. Bursa şehri gökyüzünü etkiliyor. Milli Park'taki şeyleri. Ama orası Milli Park. İçerisinde yaban hayatı şey de var. Oradaki değerler burada sıralanıyor. Ama fena değil. 20.5, 20.1 falan. Çevreye doğru gittikçe merkez uzaklaştık da merkezden ışık kirliliği azalıyor
görüyorsunuz. Gökyüzü biraz daha karanlık. O zaman siz yani Bursa'dan öğrencilerinizi alıp da dereye götürelim gökyüzüne, Uludağ'a ya da şuralarda, sen buranın nerede olduğunu daha iyi bilirsin, buralara götürüp gece gözlemlerini orada yapmak lazım. Şehir içinde çok kötü. 17 şu 17:41 üçüncü kadirden daha sönük yıldızları görmeniz mümkün değil. Şehirden bir örnek bunu görmek üzere, bu İstanbul Üniversitesi gözlemevi burası. Lambalar arası gözlemevi, teleskop binası, ama şeyin kubbesinden buradan ben de yani gidip ölçüm yaptım. O ölçümün sonucu burası. Şurada denet var. Kuğu takım yıldızından denet. Bu yanlış bilmiyorsam 30 saniyelik bir şey. Korhan Yelkenci çekmişti, isim var burada. Denet, birkaç tane parlak yıldız görünüyor. Bu denet de üstelik birinci kadirden bir yıldız. Ama bu 30 saniyelik bir poz verilmiş durumda. Görüyorsunuz ışık kirliliği atmosferi ne hale getiriyor ülkede. Bu da çevredeki lambaların işte İstanbul'un etkisi. Biraz önce sözünü ettiğim Uğur İkizler'in Bursa civarında Mudanya'da yaptığı şey. Burada Tırnova diye bir şey. Mustafa Kemal Paşa Bursa. Şurada gözlem yapıyor. Bu Google haritası. Dikkat ederseniz böyle yerleşim yeri yok. Yani büyük değil. Şurada bir küçük bir yerleşim yeri var. Burada ışık şeyi yapıyor. Karanlık yerlerden birisi bu. Bizim listemize giren. Ve oradan Samanyolu'nun fotoğrafını çekmiş Uğur. Görüyorsunuz Samanyolu çok güzel şeyde. Işık kirliliği. Ama bir etkisini şeylerde belki şuradan ufka yakın görebiliyorsunuz uzak şehirlerin etkisini. Denizli'de Tahsin Demirciler diye kendi okuluna, devlet okulu bu da, bir özel okullar teleskop alıyor ama devlet okulu kolay kolay alamıyor. Ama bu Tahsin okuluna teleskop almayı beceren bir arkadaş, öğretmen. O bu projede ve hem Denizli'nin içinde hem de çevredeki Milli Park'ta, Honas Milli Parkı'nda ölçümler yaptı. Şurası çok biraz herhalde atmosferdeki satmadan çok iyi görüntü değil ama şuralarda bir yerde ölçüm yapın. Şuralara çıktığını sanmıyorum. Kendisine sonra gerçek tam yerini, enlem boylamına bakmadım. Var de benim şeyde dosyada enlemi boylamı şu gözle ölçümlerin her birinin ama nereye rastlıyor'a bakmadım onu henüz. Bu 90 derece diye doğrudan doğruya tepeye baktığınız zaman şöyle 20.6 işte 20.7 60 derece eğik bakarsanız böyle, 30 derece bakarsanız böyle, çok da büyük değişiklik yok. Şurada 30 derece daha fazla uzaktaki şehirlerin etkisi. Bu böyle küçük değişim gösteriyor ki epey karanlık bir yer. Yani ışık kirliliği çok etkili değil orada. O da güzel bir şey doğal park için. Kuşadası'nda bir ilköğretim okulunda öğretmen Mert Koçer, bizim proje elemanlardan birisi. Burası Milli Park. Doğal yaşam alanı, hayvanlar, şeyler burada görüyorsunuz her türlü. Şurası da Menderes Deltası. Burada deltada yaşayan hayvanlar, çevrede şeyler var. Orada ölçüm yaptı Kuşadası'nın içinde ölçüm yapmanın dışında. Burası işte Google haritası çevrenin. Görüyorsunuz yerleşim çok yok burada. Doğal. Şurası Milli Park ama şuralarda birkaç tane köyler var. Sırada küçük küçük. Bu şurada bir jandarma karakolu. Burada tabii Milli Park olduğu için izin alınması gerekiyor. Bu Menderes Deltası'nda da böyle şekilde işte kuğular, pelikanlar, domuzlar, insanların gidip şey yaptığı yerler, böyle yerlere ve yaban atlar bu şeyde dolaşıyor. Bu projeyi duyunca jandarma komutanı, çevrede Milli Park'ın müdürü diyeceğim, çok hoşuna gitmiş bir olayı. İzin almışlar il yetkililerden ve Mert orada gidip ölçüm yaptı. Çünkü oradakiler de farkında. Çevredeki aydınlatmalar o şeyleri, doğal yaşam alanlarını etkiliyor. Bakın şuralarda biraz önce gösterdiğim işte kuşların yuvaları falan yerleri var. Ama şurada bir tesis var. Işık tesisleri, gece ışıkları deltada yaşayan canlıları olumsuz etkiliyor diye. Şuradaki ışıklandırılanlar kötü. Onun sonucunu görelim.
Bakın şurası şeyde kalıyor. Burada yapılan ölçüde çok karanlık bir şey. 21:1. 6. kadriden çıplak gözle zaten görülebilecek en sönük yıldız şeylerden birisi. Şimdi dünyada şu da biliniyor. Bazı insanlar gözleri çok daha diyorlar. 7. kadire kadar görenler, hatta daha sönük görenler de gördüler, rapor edilmiştir şeyde, astronomide. Ama ortalama insanın görebileceği en şey 6'dır şeyleri, kadirleri. Bu şuraya dikkat ederseniz bakın 60 derece bu şey virgül şey koymuş dakika yerine, ama bu derece 60 derece batıya doğru, rakamda değişiklik yok. 30 derece olursa biraz şey çok da fazla değil. Ama burada ışıklar yanarken görüyorsunuz 20 başucu 20.99, burada 21, burada 60, ne kadar düşüyor açı yataya doğru geldikçe. Bunlar bu şuradaki şeylerin etkileri. Bu tip çalışmaların sonunda biz Milli Parklar Genel Müdürlüğü mü dersiniz artık ilgili yerlere bu şeyin projenin sonuçlarını duyuracağız. Yani şeylerde Milli Parklar'da da ölçümlerini yaparak. Burası biraz önce sözünü ettiğim Uğur İkizler kendi kamerasıyla Saklı Kent'te, yani TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin tepede değil. Burası gözlemevi şurada. Şurada 1,5 metrelik teleskop binası görülüyor. Şu öteki tepeye buraya bir 1 metrelik teleskop kondu şimdi. Saklı Kent şurada. Dağın dibinde 600 metre yükseklik olarak aşağıda. Buradan gökyüzünü fotoğrafını çekmiş. Jüpiter şu. Bu stresçim nedeniyle şeyin bu şekilde algılanmış. 21:4, 6:3 kadir, 21:4 aç saniye kare bölü 6. Şuralarda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu taraflarda, şurada kemer var. Kemerin etkisi ufukta seziliyor. Bu gözlemevi kurulduğu zaman kemerin lambaları hiç görünmüyordu. Antalya'nın da bu 1992'de işte başladı, 97'de ilk resmi şey açılışı yapıldı buranın. Havaalanındaki lambalar, bir de ferrokrom fabrikası vardı Antalya'dan Ankara yolu üzerinde. Onun dışında lambalar şeyden, dağdan seçilmiyordu. Ama aradan ne kadar geçti? Deki 20 yıl. Biraz şeyini gördünüz. Antalya çok büyüdü. Turizme yapılan yatırım bu orayı bu hale getirdi. Burası da tepeden çekilen, bu doğrudan doğruya gözlemevinin yerleşkesinden çekilen batıya doğru gökyüzü çok güzel. Ve 21:6, 6:4. Yani bugüne kadar ölçebildiğimiz en karanlık yer. O da iyi tabii. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi doğru yerde kurulmuş olması gerekir karanlık şey olarak. Ama bunun korunması gerekiyor tabii. Evet, teşekkür ediyorum. Soracağınız varsa soruları alalım. Ondan sonra ben bu aletin kullanılmasına ait bir ufak bir şey göstereceğim. Olur mu? Defne onu tabii şey yapalım. Efendim? Ben biraz kulağım iyi duymuyor. Ben sizin sitenize girmiştim de bir tane mesaj çekildi. Orada boyu 26 siz yanlış hatırlamıyorsam. Bütün dünyada saat kaçtan 1,5 saat menevi herkes ışıklarını kapatacak. O şey ayrı bir proje o. O ayrı bir proje. Şeyde bir saatlik işte saat kaç 8:30'dan ya da 8:30'dan 9'a kadar yerel saatlerde kapatılıyor ve onun amacı astronomi değil. O yaban hayata dikkat çekmek için. Yani dünyada yaban hayata dikkat çekmek için bir uygulama var. Türkiye'de de katılanlar oldu bu şeye. Çünkü ışık kirliliği doğal hayatı da, yaban hayatı da etkiliyor. Işık kirliliği, ışık kirliliği sıfır. Bakın şuraya gidin. Biraz önce ben dedim ki dünyada ışık kirliliğinin olmadığı en karanlık yer 21:8 ya da deki 20:22. Niye bu? Gökyüzünde yıldızlar var.
Yani bizim gözümüzün ayırmadığı, görmediği bu yıldızların ışığı var şeyde. Gökyüzü onun için parlak. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde aysız bir gecede hiç lamba kullanmadan yürüyebilirsiniz yerde. Niye? Çünkü gökyüzünde yıldızlar o kadar parlak. Bazen bir de üstelik Venüs varsa, Venüs gölge oluşturuyor şeyde. Gerçekten gölge oluşturuyor gözleminde. Bu şey doğal fon parlaklığı. Bir de Samanyolu'nun hangi bölgesi gökyüzünde ise gökyüzünün parlaklığı da değişebiliyor. Gökyüzünün parlaklığı güneş çevrimine de bağlı. Güneşin 11 yıllık çevrimi var. Belki bu derslerde falan şeylerde gördünüz. O gök parlaklığını da etkiler. Çünkü zodyak ışığı var. Yani dünyanın güneş çevresinde ki yörüngesinin bulunduğu bölge, oradaki şeylere zodyak bölgesi deniyor. Ve çoğunlukla toz, güneş sistemindeki tozlar falan güneş sisteminin ortalama düzleminde, yani ekliptik tutulma düzlemi içerisinde, oralarda ışık daha çok saçılıyor ve gökyüzü parlak olabiliyor. İşte bu tip şeyler etki ediliyor ama karanlık en yerde işte 21.6 falan olabiliyor şey. Ben şunu önce şeyi denemek için şunu şöyle karanlığa koyalım da burası. Soru daha var, ben size yardım edeyim. Soru var ya. Şey. Sorular mı var? Hocam bu özellikle ekonomi... Şunu bir de şuraya takabilirsin. Kayıp boyutuyla ilgili olarak hani verilen maliyet özellikle çok yüksek. Mesela Enerji Bakanlığı ile Bakanlığı'nın bununla ilgili sunulmuş bir rapor var mı ya da onların çalışmaları var mı? Bak elimi görüyorsun değil mi? ben bunu 1990'dan beri bununla uğraşıyorum. Bir enerji tasarrufu çalıştayları, sempozyumları yapıldı. Oralara bildiriler sundum. Bu Türkiye'nin haritasını oraya da sundum. Dış Aydınlatma Komitesi'nin toplantısı var. Nisan ayında da bir tane daha olacak şimdi şeyde gidip. Şu sonuçları, yeni yaptığımız bu sonuçları orada anlatacağım. Bunları da örnek göstererek Türkiye'de bir ışık kirliliğini önleme yasasının çıkması lazım. Yasa çıkaran Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletler yaptı bu işi. En iyi, en başarılı da Çek Cumhuriyeti bu işi başladı. Hava kirliliği ve ışık kirliliğini ikisinin de içeren bir yasa çıkardılar. İtalya'da Lombardi bölgesi bir yasa çıkardı. Türkiye merkezi yönetilen bir ülke. Öyle İstanbul bölgesi, belediyeler kendi başlarına bunu yapamıyorlar. Amerika'da eyaletler yapıyor. Kendileri çıkarıyorlar yerel yasalarını ve gittikçe sayıları artıyor şeylerin. Ve önlem alıyorlar. Avustralya, bütün dünyada yapılıyor. Türkiye'de TÜBİTAK, önce biz yönetmelik tasarladık. Ben TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde çalışıyordum o zaman. Yönetmelik tasarı hazırladık, gönderdik. Enerji Bakanlığı'na gitti. Orada birinin sümenin altında kaldı. Birkaç yıl sonra aradım, hiçbir şey çıkmadı. Sonra yasa tasarısı hazırlayıp gönderdik. 2005 yılı programını aldı TÜBİTAK. Bu yasa tasarısı devlete sunulacak diye TÜBİTAK kendi bu şeyini aldı. Ama 6 ay sonra unuttu. Hala unutulmuştu şeyde. Ondan sonra ben şeyden ayrıldıktan sonra TÜBİTAK'tan yeni yönetim bir yasa tasarısı taslağı bir de hazırlayıp gönderdiler şeye Enerji Bakanlığı'na ama öyle kalıyor. Yani devletin belli yetkilerine bunun ekonomik maliyetini de bildirdik. Zaten astronomi kimsenin umurunda değil. Bana ne astronomiden diyorlar. Ama ekonomik boyutu olunca bir de doğal yaşam alanlarına etkisini iyi vurgulayabilirsek bu şeydeki Davutlar'daki Milli Park'ın müdürünün ilgisi benim çok hoşuma gitti. O ilgiyi değerlendirmek istiyoruz. Milli Parklar'da bunları ölçmeye çalışacağız. Bu birkaç yıllık bir proje. Daha geçen sene Temmuz'da başladı. İlk sonuçlarını ben şeyde anlatacağım. Dolayısıyla bu devam edecek bir şey. Evet. Sorunuz varsa da alabilirim. Şimdi bunu kapatayım ben. Şimdi bırakacağım aleti akşam şey yapabilirsiniz diye. Bu takılı mı? Şey da kapatacağız abi. Yok ışığı şimdilik kapatmayın. Işığı değil de şey. Onu kapatayım mı? Ha şey mi? Projektör. Ha bu projektörle yansısın buraya şey. Kapatmayın. Ha doğru. Kapatmayın. Evet. Şimdi şeyde, sen de şey yaparsan şurada bu birkaç çeşidi var bunun. Buradaki şuradaki USB seçilecek.
Bu sebeple bağlanıyor şeye. Şimdi buradan alıyor. Şu 9 inşallah. Şurada read now diye şey oku diye şey var. İşte bunun şuradaki port numarası var. Port numarası sizin bilgisayarınızda 9 olmayacak. Birden 16'ya kadar değiştiriyorsun. Onu deneyerek port numarasını bulabilirsiniz. Hangi porttan görüyor bilgisayar tamam. Bu aleti? Onu bulabilirsiniz. Ama bakın şimdi bu çantanın içinde alet. Çantanın içinde ışık kirliliği var. Bu çevreden buradan giriyor içinde şeyde. Ama oldukça da şey 19-24 açın saniye kare başına kadir ve şu kuramsal olarak hesaplanmış bakma çıplak gözle görülebilen şey. Bu alet gözümüzün duyarlı olduğu dalga boyu aralığında çalışıyor. Yani sarı ışıkta işte ortası 500 nanometre falan. O dalga boyu aralığında yani Johnson V filtresine yakın. Bu astronomlar kalibre etmiştir bunu. Uluslararası V filtresine göre kalibre edilmiştir bu rakamlar. Şeyin içerisindeki ışık alıcısı kırmızı ötesine biraz duyarlı. Ama o koruma altına alınmış durumda o düzeltiliyor. Şeyden. Dolayısıyla çevrede kırmızı ışık falan şey varsa etkilemiyor. Bir de bu aletin bakış şeyi bir koni. Koni'nin tepe açısı 20 derece. 20 derecelik açı gökyüzünde. Oradan gelen ışığı alıyor. O sonra açı saniye kareye dönüştürülüyor. Yanlardan bu eksenden gelen bir ışık olursa o 4 kadre yakın bir etkisi var şeye. O da 17 o şeyin dışında çok çok küçük kalıyor yani etkisi. Biraz daha geniş açıdan gelirse o da 5-6 yani çok şey yapmıyor. Şimdi bu çok ışıkta şey yapmamak lazım ama gece şey yapabilirsiniz. Bakın ben şöyle kaldırdım bunu buraya. Bunu yeniden şey oku diyeceğim. Birinci kadre düştü. Bakın. Bu şuradaki görülüyor şeyde. Evet. Şuradaki lambaları söndürebilir miyiz? Bazıları sönmüyor ama. Dur. Ha, yok şimdi onu bir kapat. Onu kapat şimdi. Ben şu haliyle şöyle şey yapayım. Şu haliyle ölçelim şeyi. Bunu şey değil bakın. Eksi üçüncü kadir. Gökyüzünde en parlak yıldız Sirius. O da o civarda. Yani Venüs falan parlaklığı şeylerinde bir şey şimdi gökyüzünde. O kadar parlak. Ama söndürürsek şimdi diğer lambaları. Hayır. Daha yok. En sönük bu mu? Niye? Söndürebilirsiniz tümünü. Ha şurada birkaç tane lamba. Evet. Dışarıdan da şey var. Neyse. Ama anladınız sanıyorum. Bununla gidip esas yapılacak şey projenin amacı zenitteki yani başucu doğrultusundaki parlaklığı ölçmek. Bizim ayrı deneylerimiz var. Projeler bir şehrin üstünde. Ben Ankara Kalesi'nde ölçtüm. Değişik açılarda nasıl etkisi diye onları da inceleyeceğiz biz ama o sizin için eğer bu akşam bir çıkar gökyüzüne bakmak isterseniz ya da ve ay var sanıyorum hangi parlaklıkta yıldızı görebiliriz ya bir bakabilirsiniz bununla bir şey yapın sanıyorum şurada şeyi kaydedebilirsiniz ben burayı şey yapmadım şurada bakın bunu kaydetti bir yere otomatik seçiyor bakın şurada Documents altında dosyanın adı bu. Text oraya kaydediyor bunları. Bunu kaldırabilirsiniz. Duyusunu da yapalım isterseniz hocam. Efendim? Kocaeli civarlarında ölçüm yapılmamış şu ana kadar. Şimdi ben evet onu Defne'nin söylediği gibi ben bu aleti bırakacağım. Bu bölgede bu bizim size anlattığım projeye katkısı bakımından buralarda da bu bölgede Sabancı Üniversitesi yerleşkesi içinde belki yakında Orhanlı mıydı? Orhanlı'da. Özellikle de eğer bir öğretmen, bir arkadaş olur da şeyde İzmit'te, şehirde yapabilirse. Hocam İzmit'te özel Yuvacık'ta beş kayalar doğal koruma alanı var. O bölge içerisinde biz ölçme yapabiliriz. Marmara Üniversitesi. Yapabilir misiniz? Peki İzmit'in içerisinde merkezde yapabilir misiniz? Merkezde değil ama o tabiat falan. Parkur içerisinde yapabiliriz. Tamam. Ama vaktiniz olur da bir arkadaşla gidip bir gece dolaşıp İzmit'in içerisinde bir ölçüm yapabilirsiniz herhalde. Kocaeli Üniversitesi zaten İzmit'in içinde ya. Yani. Oradan gelen arkadaşlar var. Onlar üniversite içerisinde yapabilirler.
O zaman ya yani böyle bir şey yapın, bir deneyi öğrencilerle şey yapabilirsiniz. Ben alet birkaç ay kalacak. Bizim amacımız şey aylı gece değil, gece aysız olacak ve bulutsuz olacak. Yani yıldızlar görünecek ve şey baş ucuna zenite bakacak. Tabii zenite ayarlamak tam 90 derece böyle mi böyle mi, bunun çok büyük 20 derecelik bir şey var zaten. Çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Ama ben kendime bir alet yaptırdım. Şeye koyuyorum. Açıları da 60 derece, 30 derece ayarlayarak değişik yönlerden ölçüm yapmak üzere. Birkaç arkadaş da aynı şeyi yaptı bu ekip içerisinde. Bunu yapıyoruz. Saat olarak bir standartımız var mı? Saat, ölçüm saati. Ha, ölçüm saat olarak bir kere astronomik tan bittikten sonra. Yani güneş ufkun 18 derece altına indikten sonra. Yani güneşin etkisi olmayacak atmosferde. Karanlık olacak. Bu birincisi. İkincisi de genelde 12'den önce, 11'den önce. Niye? Gerçek ışık kirliliği düzeyini ölçmek için. Genelde 11, 12'den sonra insanlar, bazı sokak lambaları kapatılıyor, fabrikalar kapanıyor, çalışmıyor. Reklam panoları, aslında yapmaları gereken şey, kapatmaları lazım belli bir saatten sonra. O nedenle biz şöyle 11-12'den önce düşünüyoruz. Bu da demektir ki yeni ay döneminde. Ama ilk dördünü deyse, o civardaysa ay, gece yarısından sonra bak ayın batması için beklemeniz gerekir. Ama durumu onu gösteriyorsa gizlenicilerde yapılsın, saatine kaydedilecek. Şimdi pratik olmayabilir ama ben sana şeyleri gönderirim. Bir bilgi notu. Gözlemler nasıl yapılacak? Tamam. Ne olacak? Onlar var da ben onları gönderirim. Sen çocuklara kim kullanacaksa şey yaparlar. İşte gözünüzü de alıştıracaksınız. Lamba direkt sokak lambası düşmeyecek bunun üstüne. Lambalardan uzakta bir yer seçeceksiniz. Yani doğrudan lambaların doğrudan ışığı bunun aletin üstüne gelmeyecek şekilde olacak. Onun dışında da çok söyleyecek bir şey yok. Sadece yalnız gözüm saati, hava koşulları nasıl, açık, işte sis var, ufak şey var, uzaktan bulut geçti falan, o tip şeyleri not alarak gözlem koşuluna. Bir de enlem ve boylama yazarak. Enlem ve boylam bulunduğunuz yeri Google'da şeylere girerseniz Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bir harita sayfası var. Orada da belli bir yere giderseniz enlem ve boylam sayfanın üstünde çıkıyor. Bulabilirsiniz ya da yanınızda hani bu navigasyonun GPS varsa GPS'le benim var bir tane aldım kendime. Onunla bulduğunuz yerin enlem ve boylamını ölçebilirsiniz. Yani bu notları gönderirim ben size ama bunun dışında da öyle şey yapılacak bir şey yok. Dikkat edilecek. Peki bu ölçtüğünüz yerler çıplak gözle yapılan geceliğin gökküre projesiyle uyumlu mu? Yani şu ana kadarki verileri hiç karşılaştırdınız mı? 2009'daki katılım bayağı... Hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Onlara yani uyumlu mu onlara bakmadık. Ama onu yapabilirler, karşılaştırabilirler. Evet. Ama burada örneklerini gösterdim. O karelerde hangisi neye karşılık geliyor. Ama tabii biz karşılaştırmada olumsuz bir şey olursa biz kendi yaptığımıza güveneceğiz. Tabii. Yok. Ya, o da gözlerini bir şekilde test etmiş olacak. Tabii.